geldiler. Ay canım, vay canım. Çalgılar getirdiler. Ay canım, vay canım. Babasının evinden. Ay canım, vay canım. Çalgıyla götürdüler. Ay canım, vay canım. Ağlama gelin, güzelsin, güzelsin, güzelsin. Bey babanı üzersin, üzersin, üzersin. Durun! Yakmayın, rica ederim. Bayburt kına gecesindeyiz. Gerçeği dışarıyı algılayacak olursanız gündüz. Diyeceksiniz ki bu kızın adı ne, nerede tanışmışlar? Yok. Neden? Çünkü kızımız nişanlı bile değil, değil mi? Ne? Nişanlı mısınız? Evet. Nişanlı mısınız? Kına gece evleniyorum. Canlandırma değil mi ya? Evet, canlandırma. Ha? Canlandırma diye geldik biz buraya. Canlandırma zaten. Canlandırma kayıt olduğumuz için biz direkt canlı olsun dedik hani yani. Kızım gerçeği söyle bana. Evleniyorum. Evleniyorsun. Evet. Bak sözünü... İyi ne yapalım? Ciddi ciddi Bayburt kınası bir şey. Ben canlandırma biliyordum. Ben de öyle biliyordum ama zaten iki kişi tanırım bu Eda ile söyleyen. Bir Ebru Gündeş, iki siz. Üzersin. Böyle bir nasıl diyeyim hani... Delikanlı duruş muruş durumlar. Evlisiniz? Değil. Bekarsınız. Evet. Onun için böyle evlenmek üzere olan kızı hafif diş gıcırdatarım. Güzel anladık anladık. Evlenip sen gidiyoruz aramızdan. Biz hala. Ya öyle bir sıkıntımız yok. Canım niye olsun? Allah Allah. Olamaz zaten yok öyle bir sıkıntımız. Niye olmadı efendim? Yani niye ayrıldınız? Ne dedi? Ayrılmadım canım nerede? Hadi. Hayır ayrılmadım. Hani böyle kariyerde yaparım çocukta meselesi var ya. Siz kariyere? Ben kariyere taktım bu aralar. Nedir efendim mesleki? Öğretmenim ben. Öyle mi hocam? Evet. Affedersiniz ben de öyle. Zevzek. Adam olamadım gittim. Zevzek. Estağfurullah. Yürü be. Biz dört gözle sizi bekledik. Geldiniz neşe kattınız bize. Estağfurullah. Tam tersi medeni durumunuzu hatırlattığım için beni affediniz. Yok öyle bir sıkıntı yok. Mesleki kariyer sebebiyle mi evlenememe durumu? Belki öyle evet. Doğru. Ama niyet ya da nasip kısmet olmadı hiç herhalde. Hiç isteyen olmadı mı efendim? Bu programdan sonra inşallah olur. Ama siz bir... Tez zamanda. Cenab-ı Hazretleri tez zamanda. Koskoca öğretmen olmuş. Bir türküyü ezberleyememiş. Kopya çekiyor. Kopya. Ay, kopya bir çekiyor. Şey söyleyeceğim. Ne? Bir şey itiraf ne? Edeceğim. Ben Bayburtlu değilim ben. Trabzonluyum. Bayburt türküsü bildiklerim var da her yerde aynı türküleri hocam okumaktan... Hocam ama kopya böyle çekilir. Hiç öğrenciler... Hayır ama için. Ya ben göster... İnsan avucuna yazar. Güzelsin diye. Siz öyle orada kukuma kuşu gibi kaldınız değil mi? Evet öyle oldu. Gelin hanımefendiciğim isminizi bahşeder misiniz? Meryem. Meryem. Nasıl oldu bu iş? Severek oldu. Olur mu canım? Genelde nefret ederek evlenilir ya. Enteresan olmuş sizinki. Yani severek evlendik. Kim görmüş? Annesi mi siz mi? Hayır artık canım kendisi günümüzde. Gördü. Kendisi gördü. Siz onu görmediniz o sırada. Bir gün karşınıza evet. Çıktı. Görmeden dam diye vurdunuz. Önüne baksana dediniz. Bir baktınız ki onun durumları mı? Evet, aynen öyle. Ne istediniz evlenmek için kendisinden? Hiçbir şey. Şimdi kusura bakma. Yani çok sinir oluyorum böyle. Ya biraz... Dedikodusunu yapmayın oradan. Nişanlısının adını bilmiyorsun. Kınasına gelmişsin kızın. Niye bir şey istemediniz? İstemem gerekiyor mu? Evet. Beşi bir yerdedir. Bileziktir. Yok. Arsadır, yok. Evdir, arabadır, vesairedir. Böyle işte kafanızda kavak yerleri yaşıyor. Terelelli. Ondan sonra ay buyum yok, ay şuyum yok. 4 sene sonra göreceğim ben sizi evlendikten sonra. Tamam. Ayşe'ye bilezik almış kocası. İsteseydin zaten, kızım diyecek o da. Buyurun. Onları zaten takıyorlar. İstemesine gerek yok. Aman dildir pabuç. Siz gelin hanımın nesi oluyorsunuz? Sadıcı. Sadıcı. Evet. Öyle midir efendim? Zaten takdim edilir mi? Tabii. Neler taktılar?
Bakacak bir şey yok. Benim koca sırtımı göreceğim. Diyor ki açılın kı ben de göreyim. Gör anam gör. Kazan bu sabaha kadar seyret. Neler takdim ederler Bayburt'ta? On, mesela burma, bilezik. Adana burması mı? Hayır. Erzurum. Erzurum burması. Yaklaşık takı seti. 10 tane en az. 10 tane. 15 tane takan bile var yani. Kaç tane efendim? 15 tane takan bile var. Görmüyoruz. Ben bekarım. Siz de bekar. Evet. Gıcık oluyor musunuz arkadaşınıza? Hayır. En yakın arkadaşım. En yakın arkadaşın ama gidiyor. Dünya evine gidiyor. Allah mutlu etsin. Öyle öyle ne yapacaksın hanım? Darısı tüm bekarların başına. Hayırlısı. Amin. 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 İnşallah tez zamanda. Ben de ya böyle kınacı hocalara da pıtı. İnşallah tez zamanda. Var mı biri? Adaydır mı? Hayır. Daha yaşımız çok küçük. Çok küçük. Oldu. Arkadaşımız acele etti ama. Öyle öyle. Evet. Onun beşiğini gördüm ben zaten. Ancak çıkmış. Daha biberondan yeni. Ne? 18 yaşındayız daha. Çok erken. Erken tabii canım. 18 yaşında oluyoruz. Siz arkadaşımız... kaç yaşınızda evlendiniz efendim? Ben evli değilim, bekarım. Şu gelin adayının haricinde evli olan var mı? Nişanlı olan var. Yok mu? Yok. Hep bekar. Herkes bekar mı? Bekar, evet. Kardeş bol detay. Sesçi Mahmut. Üstelik Erzurumludur. Kendisi bekardır. Hayırlısıyla bir izdivaç yap. Mahmut'um esas senin yerin buraydı benim iki gözüm ama. Bekar. Evet bekar. Evet bekar. 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 Tabii tabii pardon. Bekar. 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 Evli. Siz bekar değil. Evli. Evli. Evet. Çok şükür Rabbim Allah sana. Tahtıç'ın annesiyim. Kızın? Evet. Sadıç hanımefendinin annesi. Evet. Yaşı ufak ama. Ufak. Siz evlenirken de bu adet var mıydı? Var. Yani böyle 15 tane 10 tane Erzurum. Yok bizim zamanımızda çok yoktu ama şimdi var. Siz kızın, gelin hanımın annesi. Evet, annesiyim. Siz 11 yaşında mı anne oldunuz? Hayır, ana 15 yaşında anne oldum. 15 yaşında? Evet. Erken evlenmişsiniz sanki. Evet, kaçmıştım çünkü. İyi, affedersiniz. Neden kaçma gereği duydunuz? Demek ki seviyormuşuz. Soğuk bir kış günüydü. Hayır, yaz günüydü. Yaz günüydü. Babam yorgun argın işe geldi. Annemle beraber odalarına çekildiler. Vakit haylice geç olmuştu. Evet. Çaktırmadan kapıdan çıktım. O kapının tık sesi sanki yüreğinize bir hançer gibi oldu. Acaba uyanırlar bacağımı keserle bacağımı kırarlar mı diye. Sonra koştur. Nerede buluştunuz? Biz mi? Samanlıkta. Samanlıkta. Evet. Evet. İğne mi arıyordunuz samanlıkta? Evet. Birbirlerini beklirdiler. Siz de herhalde samanlığın kapısında geldi ayol geldi diye. Annem bütün olayı biliyor sen de ya. Maşallah. Agatha Christie 1 isim neydi? Zümrüt. Bayburtlu Zümrüt teyze 2 gerilim romanları uzmanları. Ne kadar sonra barıştınız ailenizle? 15-20 gün sonra. İyi kısa sürmüş. Evet. Babanızın kızgınlığı geçmiş. Tabii ki. Sizi görünce ağladı mı babanız? Canım ağlamaz olur mu? Yavrum tabii. Niye yaptın? Niye bana bir sormadın demedin mi? Canım hiç diyebilir mi yani? Bana niye kaçarken sormadın yani öyle şey olur mu? İnsan bir haber verir babasına ama siz canım yanlış yapmışsınız. Canım nasıl haber vereceğiz? Babacığım ben kaçıyorum haberin olsun. Aa, ya. Bir şey adam yerine koy şu babaları kaçan kızlar ya. Ayıp ediyorsunuz kusura bakmayın. Anne baba içeride uyuyor sen oradan kaç adamı olur mu? Bir insan bir haber verir ya. Babacığım müsaade ederse ben kaçıyorum. Vermedin o haberin olsun. Beni aramayın falan der insan. Hiç aklınıza gelmiyor. Daha sonra tabii ki telefondan haber veriliyor. Kaçtığımız tabii ki illaki duyuluyor iki gün sonra. Genelde de babalar İsmail YK'nın şarkısını söylüyorlar kızlarına. Allah'ım! Belanı versin. Dedin mi? Tövbe. Bela okuyorum. Dedi mi babanız öyle bir şey? Vallahi bilmiyorum. O kadar bağırdı. Arkamda dedi mi demedi mi bilmiyorum. İlla ki demiştir. Allah. Siz kaçarak mıydın? Hayır. Bir kaçma uzmanısınız da anne acaba. Hayır. Kaçanları görüyoruz. İşte nasıl kaçtıklarına şahit oluyoruz. Kaçmayanın bileklerde hiçbir şey yok. Kaçanda maşallah. Bilekler evde. Erken değil mi biraz kız içinde? Oğlum sevdi. Durmadı. Oğlum sevdi. Ben dünür mü? Evet ben kayınvalidesi. Oğlum sevdi. Ben de diyorum.
Ama benim de bir taneydi. Görkünü görmek istedim. 5 tane. Görkünü? Evet. Görkü ne? Evet işte böyle görkünü görmek, torunları görmek istedim. 4 tane kızım. Gelin hanım, sipariş var. Tez zamanda torun. İlla ki ben görmek istiyorum. Torun görmek. Evet, görmek istiyorum. 4 tane kızım var, evlendirdim. Oğlan bir hiç yok. Oğlan bir tane. Oğlan bir tane artık, bakalım gözlerimi mi oyar, ey mi olur, orasını da Allah bilir. Gelin mi? He tabi illa ki. Siz kaynananızın gözünü oydunuz mu? Yok ben oymadım. Kolay mı öyle kaynana göz oyma? Eli oyurlar, çıkar taş kesilir gelin. Şimdi Allah. Oyurlar Şoray Bey, oyurlar şimdi. Yazık emeklerimiz de artık, bilemeyiz. Ne diyorsun annem? Doğrusunu söylüyorum. Daha da gelin almadan telaş etmişsin. He ya ben seni telaş ediyorum artık gece gündüz. Yazık altınlara, Trabzon çehmelerine, Kıbrıs burmalarına, Erzurum burmalarına hep hazırlamışım. Ama bak emeklerimiz zayi olmasa. Sen Günür'ün yanında ne biçim konuşuyorsun? Ben hoş ondan korkum yok. Onun kızı Ecel'ye benim oğluma sap oldu. Niye kınayı siz yapıyorsunuz? Sebep nedir? Sebep yok, arkadaşıyım. Anlıyorum ben sizi. Evet. Sağolsun haber spiker olmak isterken. Bugün hava durumu. Yakın arkadaşınız. Evet, çok yakın arkadaşım. Dertleşir miydiniz? Tabii ki. Bundan sonra biraz zor. Ancak hayır, koca değil, nasıl zor oluyor? Bence zor koca değil. Koca ve evden çıkacak işe de öyle bir çay içmeye gideceksiniz de. Artık geceleri zor görüşürsünüz yani. Yatıya gidecek haliniz yok taze evlilere. Siz de aklınızı başınıza devşirin canım. Rahat bırakın gençler ayol. Adam evinde bir karısıyla çay içmek istiyor. Ne öyle arkadaşları gelmiş kısır yapacak. Olmaz öyle. Geçti o devirler. Beyinizi gönderecek mi siz arkadaşlarının yanına? Niye göndermeyeyim ki tabii. Niye göndermeyeyim ki dersiniz. Ondan sonra da beni daha çok seviyorsun arkadaşlarından. Şimdi onların yanından gelmiyorsun dersiniz. Bak evlilikte mutluluğun en basit formülü adamı bir arkadaşlarının yanına bir salacaksın. Gidecek deşarj olacak. Konuşacak edecek. Biraz maçlardan konuşacak. Habire bu bilezik ne oldu? Evin şu boyası ne oldu? Tavan akıyor. Üst komşu gürültü. Bunlar insanı geriyor. Erkekler biraz bundan. Tamam. Buyurun. Kayınvalide elini açmıyor. Ne diyorsun? Evet. Kaynanası? Oturdu öyle oraya. Hürrem Sultan misali ama kaynana. Tamam. Gelin diyoruz. Elini açmıyor diyoruz. Altın hızıma mülayim, seni haktan diledim. Yaz günü Temmuz'da sen terle ben sileyim. Altın hızıma incidir gömleğin ağır içidir. Benim lal olmuş dilim ne dedi yar incidir. Gün gördüm, günler gördüm, seni gördüm, şad oldum. Gün gördüm, günler gördüm, seni gördüm, şad oldum. Bayburt Radyosu Yurttan Sesler Korusu'nun seslendirdiği Altın Hızman Hülayi. Gerçek. Evet. Bu gerçek yapıştırma mı? Yapıştırma. Artık çağımızda ilginç oluyor. Kıyafetler otantik ama buna neydi? Person? Hızma. Hızma. Barbutlar. Eski midir bu? Evet. Teyit etmemiz lazım. Annem, hızma var mıydı sizin zamanında? Hayır. Yok. Neydi isim? Meryem. Meryem ne sallıyorsun?
Ne sallıyorsun ne? Pershing mi? Evet. Kızma diye bize mi yutturacağız? Yok yutturmadım da bizim Barbie'nin de öyle söylenir. Kızma. Göz kenarlarındakini? Evet kızma. Aynı şey. Sizi görünce zaten direkt diye bu durumlar mı oluyor? Evet. Ne dedi en çok? Gözleriniz çok güzel falan mı dedi? Evet. Direkt öyle dedi. Evet. Size ne dediniz siz de? Evet. Hatta sana ne? Yok o tabir kullanmadım. Aman öleceğim ben kibarlığınızdan. Size mi? Ne hocam ne kadar güzel gözleriniz var dediğinde size alakadar etmez mi? Evet. Var. Açıyorsunuz makinenin kapısını. Koyuyorsunuz bulaşıkları diziyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Ne zor bir işlem. Düğmesine basıyorsunuz. Makine çalışıyor. Ne kolay. Peki yayladasınız, dağın başındasınız. Bulaşığı nasıl yıkayacağız? Nasıl yıkıyor işte suyla lütfen. Yalağa gelirsiniz. Çeşmeye gelin. Burada hayvanlar su da içiyor değil mi? Eğer inekler, buzağlar, affedersiniz merkepler, eşekler buradan su içmiyorsa kabınızı, kacağınızı getirirsiniz. Burada yıkarsınız. Ha su az akıyor. Deterjan şey. Efendime söyleyeyim. Doymamış yağ oranı bilmem nesi olan yağlar, kirler, paslar. Pıs pıs. Yani buraya o yeşil adamlar vesaireler gelip böyle diye temizlemiyorlar. Ablalar bizzat elleriyle dokunabilir miyim suya? Eliniz buz. Buz. Buz gibi suda elleri böyle artık şişmiş. Öyle yıkıyorlar. Hayat mücadelesi. Öyle ama burası böyle ne yapalım şehirde öyle. Kimsenin kimseye kızacak hali yok. İsminiz? Hatice. Hatice Turan. Hatice ablacığım. Evet. Bu kadar bulaşığı tek başına sen mi yıkadın? Ben yıkadım. Ne kadar zamanını aldı? Bir saat oldu. Bir saattir oldu. Ablam bu derilerin kabarmış ya. Yok. Kabarma yok. Bayağı. Üşümüyor mu ellerin? Sıcak su yoğudu. Ben de öyle yıkadım. Sıcak su nerede canım? Doğalgaz şey değil ki musluğu. Açasın buradan sıcak su gelsin öbür taraftan. Soğuk su gelsin. Bu bulaşık yapanlara kızıyorsun mu yıkarken? Yok seviniyorum ben. Neyi seviniyorsun? Bulaşık yıkamayı. Bulaşık yıkamayı seviyorsun. Kimi ütüyü sevmez, çamaşırı sevmez. Kimi ütüyü sever. Seviyorum. Bulaşık seversin sen. Seviyorum. Mutlu musun? Mutluyum. Kaynana var mı başında? Var. Yapma ya. Yaylada da mı bırakmadı peşinizi? Kaynana köyde. Oh. Niye almadınız? Çok mu konuşuyor? Yok o da çocuklarla eğleniyor köyde. Hangi çocuklarla? Benim. Ha sen çocukları attın kadının üzerine kaynananın. Bey'le burada keyif çatıyor. Yok bey yok. Nerede bey? İstanbul'da. Hayda. İstanbul'da çalışıyor. Bu yaylaya sırf inek için mi çıkıyorsun mal için mi çıkıyorsun? Otlasın diye. Valla bundan sonra tabii fiyatı pahalı da kasaba gidip o büyükbaş hayvan etlerine bakınca onları yetiştirenlere bir teşekkür edin. Tamam et pahalı ama bari eti öyle alalım diye düşünüyorum. Ben taşınmadım yaylaya. Açığını söylersek benim ineğim var burada. Buzağım ile bir yengeye verdim komşuya. Sağıyı o da yoğurtla toplandı. Geldi götüdeyi geldi mi diyor. Orada işte bulaşıkları yıkıyor. Sen parsayı topladın. Peki kolay gelsin. Gelsin. Seviyorum ben yaylayı. Zor iş yani ne diyeyim? Nasıl kaç kilo yüktür o? Tamam yayla da yani kolay gelsin. Hoş bulduk sefa gördük. Nasılsın anneciğim? Adın ne? Hatice. Hatice. Ne diyorsun beni lan? He? Ne diyorsun? Konuşuyoruz. Niye konuşuyormuşum konuşmuyorum. Dur. Hadi konuşalım hadi. Ya bunu taşıyacak adam yok mu buralarda? Yanını taşıyamam götüremem. Anne bunları niye adamlar taşımıyor kadınlar taşıyor? Neyi? Bu odunları yükleri ağır değil mi onlar? Abi oturdum. Ya sen oturunca iş bitmiyor ki anacığım. Adamlar yardım etmez mi size? Kim? Adamlar erkekler. Ben sürdüm de odunda götüremem bir şey de götüremem. Benim konuştum ha benim bir yerde konuşturursun. Ablalar taşıyor da erkekler niye taşımıyor? Eşek mi taşır? Tövbe estağfurullah.
Can eşek değil ki insan taşıyor onu be annem ya. Yok ama ne oldu ne diyorsunuz benim. Zor değil mi be anacığım be hanım başınıza? Ama başınızı? Zor. Zor kolay işimizi tutuyor. Adamlar taşısın. Yavrum bana bırak şu dayını. Adamlar taşısın annem şeyi, yükleri. Allah'ınızı dininizi severseniz bırakın. Seviyoruz. Kolay gelsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.